Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 20 Nisan 2016 Kartal İstanbul'dayız, Soğanlık'tayız. Bugün bulunduğumuz Tuncay Salon'da kutsal etkinliğimiz var. Kutsal etkinliğimizi tabii ki düzenleyen değerli canlılarımız var. Bir sivil toplum örgütü olan ve başkanı olan saygıdeğer Ali Başkanım burada. Biz şimdi mikrofonu Ali Başkanımıza uzatalım. Başkanım, önce bu kutsal etkinliğiniz yetimiz katında kabul görsün. Bildiğim kadar lokma da paylaşacaksınız. Lokmanızla, buradaki yapacağınız dualarınızla, yapacağınız etkinlikte Yaradan katında kabul görsün diyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Sizi bir tanıyalım, derneğimizi tanıyalım. Evet, ben sizin de bahsettiğiniz gibi Ali Şeyhun, Anadolu Alevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Biz Anadolu Alevi Derneği olarak belli periyotlarla, yani her ay ortalama bir rıza sofrası dediğimiz bir program serimiz var. Bu 14. program. O programın adı rıza sofrası. Programında bir teması oluyor. Bugünkü programımızın teması da Muhammed Mustafa. Peygamber, Cenab-ı Peygamber'in bugün doğum günü olması münasebetiyle bugüne denk getirerek o Ehl-i Beyt'in dedesi olan Muhammed Mustafa'yı burada güzel bir şekilde yad edelim. Deyişlerle, nefeslerle, tevhidlerle yad edelim. Diğer taraftan bir konferans şeklinde o Muhammed Mustafa'nın güzelliklerini, ahlaklarını, erdemlerini buradaki canlarımıza iletelim. Çünkü bu ülkenin, bu insanlığın cehaletten kurtulmasına vesile olan, alemlere rahmet olarak indirilmiş olan Muhammed Mustafa'nın bir cehalete bir çare, bir nur, bir ışık olması vesilesiyle onun hayatını da bir nebze burada anlatalım. Burada değerli bir konuşmacımız olacak, bir hocamız. Profesör Doktor Osman Eğri hocamız burada bu konuda bize bilgi verecek. Ve biz ardından da programımızın son bölümünde de çok sevdiğimiz Cenab-ı Peygamber'in adına bir lokmamız olacak. Ve onun adına da bugünün anısına bir lokma vererek programımızı hitama edeceğiz. Şimdi Anadolu Alevi Derneği olarak bizim önemsediğimiz, genel prensipler olarak kabul ettiğimiz Alevi inancının yaşanması ve yaşatılması niyetiyle kurulmuş olan bir dernek olduğu için o amaç doğrultusunda da Cenab-ı Peygamber'in de bu inançta önemli bir yeri olduğundan dolayı biz Aleviler olarak da İslam'ın merkezinde olmamızın hasebiyle Cenab-ı Peygamber'in bu güzelliklerini bu topluma da iletme mecburiyeti kendimize hissettiğimizden dolayı bu programı bu manada tertip ettik. Biz aynı zamanda Alevi canları olarak Ehl-i Beyt sevdamızı kıyamete kadar yaşatma misyonunu üzerimize almış bulunmamız dolayısıyla da Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'in babası İmam Ali Mürteza, annesi Fatmatu Zehra, dedesi olan Muhammed Mustafa'ya ve ona olan bağlılığımız en büyük rehber olan Muhammed Mustafa'nın o güzelliklerini bugün burada, bu salonda canlarımızla birlikte idrak etmeye gayret edeceğiz. Şimdi programın bir yönü, bir güzelliği şu, yani bahsettiğimiz gibi bir temayla çıkarken burada çok değerli misafirlerimiz oluyor. Nasıl çok değerli? Yani bu Sünni veya Alevi camiadan, yani belli bir oranda Ehl-i Sünnet camiadan misafirlerimiz de oluyor. Yani burada diyelim ki 600 kişi varsa 100 kişi de Ehl-i Sünnet camiadan misafir. Ama bu toplumun kanaat önderleri, sanayicileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşun temsilcileri, cemevlerimizin dedeleri ve başkanları başta olmak üzere çok değerli canlarımız bu programa iştirak ediyor. Ve buradaki mülki amirlerimiz, özellikle programı yapmış olduğumuz Kartal'daki mülki amirlerimizi davet ettik. Muhtemelen onlardan da katılım olacak. Kaymakam gibi, buradaki diğer mülkamiler gibi, belediye başkanımız gibi onlar da programımıza katılacaklar. Onlarla birlikte bu programı burada birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yapmaya çalışacağız. Çünkü ülkemizin de bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğu şey huzur, barış, kardeşlik duyguları. Yani bir manada işte o rahmet peygamberi olan Muhammed Mustafa'ya da bugün çok ihtiyacımız var. Neden? Cehaletin bu dünyayı getirdiği nokta itibariyle her tarafın kanla bulandığı bir ortamda bizim her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz o Muhammed Mustafa'nın ilkelerini, erdemlerini burada bir manada yeniden idrak etmek, yeniden anlatmak, yeniden canlandırmak, bir nur ve bir ışık olması, o cehaletin ortadan kaldırılması adına burada bu programda buna vesile etmeye gayret edeceğiz.
Başkanım bir de derneğimizi tanıyalım. Derneğimiz ne zaman kuruldu? Ne zamandan beri canlarımıza hizmet sunuyor? Nerede? Şubeleri var mı? Anadolu Alevi Derneği 2010 yılında kurulmuş olan 6 yıllık bir dernek, yani genç bir dernek. Kuruluş amacı da Alevi inancının yaşaması ve yaşatılması idi. Derneğimizin merkezi Tuzla'da, şube olarak da Soğanlık'ta burada bir şubemiz var. Zaten bu programda bu şubemiz aslında tertip etmiş oluyor. Yani Anadolu Alevi Derneği Soğanlık şubesi tertip ediyor. Şimdi yani bu yola, bu erkana, yani Hak Muhammed Ali yoluna hizmet adına yapılması gereken bütün faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda bir dernek olması münasebetiyle de diğer sosyal etkinliklerimizi de bir taraftan yapıyoruz. Yani her türlü gezi, Hacı Bektaş olsun, Çanakkale olsun, Abdal Musa ve diğer illerdeki o güzel mübarek mekanları, ziyaret gezileri yapıyoruz. Derneğimizde her türlü kurslar, yani saz kursu, semah kursu, diksiyon kursu, iletişim kursu, çocuklarımızın üniversiteye hazırlanma kursları, TEOG'a hazırlanma kursları ve bunun yanında hatta okuma yazma kursları, yani toplumumuzun talebine göre de bu tür kurslar, eğitim yönüne de çok önem veriyoruz. Her yerde de bunu düzenli bir şekilde yapıyoruz. Ayrıca derneğimizin merkezinde hem cem yapıyoruz hem de cem sohbetleri yapıyoruz. Cem yapamadığımız yerlerde cem sohbetleri yapıyoruz. Buradaki maksadımız da Alevi inancına ait olan değerlerin öğrenilmesine vesile olmak ve yani şu anda kapalı olan dergahların da bir manada misyonlarını eda etmeye gayret ediyor. Çünkü Alevi camiye kendine ait olan değerlerden kopmayla karşı karşıya olan bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü dergahlar ve tekkeler kapatıldığı için şu anda Aleviler o manada beslenecekleri, eğitim alacakları kurumlar yok sayılıyor. Biz de bir manada bütün dernek ve şubelerimizin olduğu yerde bir eğitim kurumu, yani Alevi İslam inancının öğrenilmesi ve yaşatılması için bir kurum şeklinde, yani cem sohbetleri dediğimiz sohbetlerimiz düzenli bir şekilde dersler halinde derneklerimize düzenli bir şekilde yapıyoruz. Başkanım, biz de size başarılar diliyoruz. Hızır yardımcınız olsun diyoruz. Zaten sizin gibi değerli sivil toplum örgütü liderlerimiz, başkanlarımız, gönüllü hizmetkarlar olmasa zaten yolumuz ne yazık ki pek yaşam bulamayacak, ama sizler olduğu sürece de biz bu aydınlığı görüyoruz. Eyvallah. Kültürümüzü, inancımızı yaşayacağız. Eyvallah. Birliktelik içinde, dayanışma ruhu içinde. Size teşekkür ediyoruz. Bir de bu sevgili güzel can, kadın canımızı tanıyalım. Bir adını alabilir miyim? Süleyha Kara. Süleyha Hanım, bildiğim kadarıyla bu akşam burada Anadolu Alevi Derneği'nin yaptığı bu etkinlikte sunuculuk yapacaksınız. Siz derneğin üyesi misiniz? Tabii, 2011'den beri bu derneğin üyesiyim ve 2011'den beri de burada hizmette bulunuyorum. O dönemlerden bu yana elimden geldiğince sunumunda veya ona benzer şeylerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi birçok derneğimizde kadın canlarımızın pek varlıkları hissedilmiyor. Varsa da sayılabilecek birkaç canımızdır. Sizin dernekte nasıl kadınlarımızın yeri? Derneğimizin bu konudaki çalışmaları gerçekten çok güzel. Örnek veriyorum, bizler Anneler Günü'ne yönelik bir aktivitede bulunuyoruz ve buna yaklaşık olarak 5000 kişi katılıyor. Yani gemi turları dediğimiz, ya da Kadınlar Günü'ne yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Kadınlara okuma yazma ile ilgili eğitimlerde bulunuyoruz. Onların eksik yönlerini bulup onları tamamlamaya çalışıyoruz. Derneğimizin bu yöndeki faaliyetleri oldukça fazla. Bunları tabi burada anlatmakla bitmiyor. Önemli olan gelip görmeleri gerekiyor. Kadınlarımız aslında çok faal. Kadın kolumuz var mı? Tabii ki kadın kollarımız da var. Hatta ben ilk başkanlarındaydım. Şu an devretteki görev değişikliği yaptık. Ama Türkiye'de özellikle bütün derneklerimizde kadın kolları var zaten. Anadolu Alevi Derneği'ndeki kadın kolları biraz daha başka. Çünkü aktif, çok yoğun. Hatta geçen bir etkinlik yapıldı. Bu etkinlik de çok güzel geçti. Sanatçı arkadaşlarımız geldi gönüllü olarak ve eğlendi kadınlarımız. Çünkü kadınlarımızın da eğlenmeye ihtiyacı var. Biliyorsunuz onlar hem çalışıyor, belki erkekler çalışıyor ama kadınlar biraz daha fazla. Yok, şunu biz kabul ediyoruz. Gerçekten kadınlarımızın, tüm dünya kadınlarının yaşamsal yükü çok ağır. Onu
kesinlikle tartışılmaz bir şeydir. Doğru söylüyorsun. Yani artı iş diyelim biz ona. Bütün kadınlık görevlerinin dışında artı iş ve sosyal aktiviteyi de eklediğimiz zaman yükü tabii ki çok ağır oluyor. İster istemez oluyor. Bir kadın can olarak aynı zamanda kadın kolu başkanlığı da yapmışsınız. Yönetimde de bulunmuşsunuz. Kadınlarımıza çağrım var mı? Özellikle genç kızlarımıza. Kadınlarımızın ben eve kapanmasından yana değilim. Kendilerini geliştirmelerinden yanayım. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Özellikle şu günlerde ihtiyacı var. Ben her zaman şunu söylerim. Ben bir bayan olarak kürsüye geçtiğim zaman, sahnede yer aldığım zaman derim ki en büyük savaş bu savaş. En büyük savaşları sahnede yapalım. En büyük barışları da sahnede yapalım. Ama meydanlara dökülmeyelim hiçbir şekilde. Ya da insanların canını acıtmayalım. Çünkü bizler bu dünyada varız ve her zaman da var olacağız. Biz de teşekkür ediyoruz saygıdeğer Süleyha Kara'ya. Bir kadın can olarak bu etkinlikte bugün sunuculuk yapacak. Yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Kadın kolu başkanlığı da yapmış. Biz dernek üyesi. Biz tüm kadınlarımızın baş tacımız olduğunu bilinciyle ve kadın elinde değmediği hiçbir iş pek de uzun süreli bir yaşam boyutu kazanmayacağı bilinciyle teşekkür ediyoruz. Size şimdiden başarılar diliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki canlarımızı böyle bir araya getirip etkinliklerde buluşturuyorsunuz. Saygıdeğer canlar, ben Mustafa Bor, Bor Yayın olarak kültürümüze, inancımıza, ayak izlerimizin kaybolmaması ve sesimizin ve eşit yurttaşlık hakkımızın alınması amacı ile tüm canlılarımızı, özellikle kadınlarımızı bu tür sosyal etkinliklere çağırıyoruz. Görev alsınlar, katkı sunsunlar ve gönüllü hizmetkar olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün burada yapılan bu etkinlikte paylaşılacak lokma, yapılacak dualar, verilecek hizmetler. Yettim 12 imamlar katında, Pirimiz Şahı Ali Merdan katında, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Yaradan katında kabul görsün diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağ olun.